şu zor zamanlarda kısıtlamaların bol olduğu dönemleri yaşadığımız şu sıralarda insanlar genellikle önünü göremiyor. Yani tünelin sonunu göremediğinden dolayı ilk odaklandığı şey acaba şimdi yaşadığım refah düzeyini veya elimdekilerini ileride kaybeder miyim? Yani insanlar genellikle daha çok nasıl hızlı zengin olurum veya elimdekilerini nasıl muhafaza ederim? Bu sorular genellikle insanların kafasını meşgul ediyor. Dolayısıyla bana genellikle son zamanlarda şu soruyu soruyorlar. Hocam nasıl hızlı zengin oluruz? Nasıl bereketimizi arttırırız? Genellikle bu sorular soruluyor. Ben de size şimdi bu videoda bunun cevabını vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten siz de hayatınızın bereketini, bolluğunuzu, bolluk bilincini arttırırsınız, rahata ulaşırsınız. Bir kere şu cevabı vereyim. Zengin olmanın kolay yolu yok. Yani zembille zenginlik gelmez sana. Yani hiçbir şey yapmadan para kazanılmıyor. Fakat sana şimdi anlatacağım yöntemleri uygularsan o zaman zenginliği hızlı gerçekleştirirsin. Zenginlik yolculuğunu kolaylaştırabilirsin. Yani 10 adım yerine birkaç adım da oraya varırsın. Yoksa öyle yan gelip yatarak bir şey yapmadan zengin olamazsın. Eğer sana birileri kolay zengin olacaksın diye vaat ediyorsa o zaman yalan söylüyor. Seni kandırıyordur o kişi. Evrene enerji göndererek zengin olamıyorsun. Veya sana bu zamana kadar anlatılan sihirli değnek metoduyla birden bolluk kazanamıyorsun. Yani bir şeyler yapman gerekiyor, harekete geçmen gerekiyor. Ama en önemli yapman gereken birinci adım ise şu, kafandaki seni engelleyen kilitleri sökmek. Şu resimde gösterdiğim gibi insanların zengin olmasını engelleyen kafasında kilitleri var. Bu kilitleri doğru anahtar ile açmadan sen bolluk bilincine, zenginliğe ulaşamazsın. Peki bu kilitler nelerdir arkadaşlar? Bu kilitleri sana kim yükledi? Sen anne rahmindeyken sana ruh üflendiği vakit anne karnında duymaya başladığından itibaren bu zamana kadar senin etrafında ve sana söylenen bütün cümleler, kısıtlamalı cümleler senin kafanda kilit oluşturdu. Kalıp oluşturdu. Onlar seni sınırladı. İstatistiklere göre 18 yaşına kadar bir kişi sürekli 144 bin kere negatif hipnoza girdi. Negatif telkin aldı. Yani negatif programlandı. Yani 144 bin tane kafasında kilidi var. Bu kilitler açılmadan sen esaretten kurtulamazsın. Yapman gereken ilk şey kafandaki kilitlerden kurtulmak. Mindset'ini değiştirmek, yani bakış açısını değiştirmen gerekiyor. Peki nedir? Bu düşünceler, yanlış düşünceler nelerdir? Senin etrafında eğer insanlar işçiler kardeş, zenginler kalleş diye cümleler kullandıysa o zaman senin zenginlere bakış açın kötü olacak. Çünkü onlar senin bilinç altında kalleş olarak sınıflandırıldı. Zenginler kalleş. Zenginler haramzade, zenginler kötü, zenginler şımarık diye programlandığından dolayı zenginlere bir kere ne yapacaksın? Kötü bakacaksın. Yani kafanda bir kilit var. Fakirler kardeş, onlar da iyi insanlar. Onlar aziz insanlar. Onlar mutlu insanlar. Zenginden daha mutlu diye sana kilit konduysa kafana, o zaman sen fakir kalmayı, züğürt kalmayı aziz olarak bileceksin. O senin için daha çok tercih edilen bir durum olacak. Sen bu kilitleri açmadığın müddetçe zengin olamazsın. Bakış açını değiştireceksin. En önemli adım bu. Bununla beraber filmlerde genellikle zenginler kötü olarak lanse edildi. Hepsi kötü insanlar. Onlar bencil, narsist ve fakirler, memurlar,
işçiler, garibanlar. Bunlar hep aziz insanlar. Bunlar iyi insanlar olarak filmlerde genellikle bunlar anlatıldı. Örneğin Titanic filminde zenginlerin bulunduğu VIP bölümünde hepsi şımarık, hepsi abartılı, narsist, kibirli, fakirler alt katta neşeli ve devamlı dans eden insanlar olarak anlatıldı. Bunun gibi filmlerin %90'ı bu şekilde çekiliyor arkadaşlar. Diziler de bu şekilde, haberler de bu şekilde sürekli zenginleri kötülüyorlar. Peki tamam iyi güzel de neden bu şekilde yapıyorlar? Çünkü daha çok tutuluyor arkadaşlar. İnsanların büyük bir kısmı bunu tercih ediyor. Mesela küçük Emrah moduna girmek, kurban rolüne girmek insanların daha böyle kolay mazeretlerinin üretildiği konum olduğu için genellikle o tercih ediliyor. Acıların çocuğu, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ben düştüm, ben ezildim, bana hep kötülük yapıldı, bana hep haksızlık yapıldı. Daha çok tercih ediliyor bu cümleler. Dolayısıyla fakirlik de tercih edildiğinden dolayı filmlerde bu konuda daha çok film yapıyorlar. Peki başka sınırlar nelerdir? Örneğin sen yetiştirilirken senin baban sana oğlum, kızım mendil alacak param bile yok derse eğer baban veya annen sürekli parasızlıktan yakınırsa o zaman sende yokluk bilinci oluşuyor. O da bir kilit. Yani biraz önce saydığım kilitlerin yanında o da büyük bir kilit. Bu kilitlerden kurtulmadan, kafandaki bu sınırlamalardan kurtulmadan sen zengin olamazsın. İlk yapman gereken şey kafandaki kilitlerden kurtulmak arkadaşlar. Bunu doğru anahtarla doğru insan açar ancak. O yüzden ikinci adım, mentörünü iyi seçmen lazım. Yani bu kafandaki kilitleri açacak kişiyi iyi seçmen gerekiyor. Genellikle şunu gördüm. Zengin olma yöntemleriyle alakalı videolar çekenler YouTube'da veya bu konuda kitap yazanlar, nasıl hızlı zengin olursun diyen kitapları yazan insanlar, bilhassa memleketimizde bunlar genellikle ezbere konuşuyorlar. Yani bir yerden kişisel gelişim kitabından veya oradan buradan kopyalayıp yapıştıran tipler. Sen de zannediyorsun ki bu bayağı güzel fikirler veriyor ve ben onun verdiği fikirleri uygularsam ben de zengin olurum diye düşünüyor insanlar. Orada da yanılgıya uğruyor. Çünkü şöyle örnek vereyim. O YouTube'da zengin olma yöntemlerini anlatan kişi var ya, genellikle bir yerden okuyor onu. Kişisel gelişim kitaplarından, bir adamın yazdığı kitaptan alıyor, okuyor ve sen de diyorsun ki vay be ne kadar güzel anlatıyor, ben bunu uygulayayım ben de zengin olurum diye düşünüyorsun. Ama bir şey çıkmıyor. Yani harekete geçemiyorsun. Niye? Çünkü o adam o videoyu yaparken zaten züğürttü. Zengin değil. Sadece kitabını okumuş ve video yapmış sana anlatıyor. Yani ruhu yok, cümlenin ruhu yok. Peki hocam bunu tam anlat. Yani cümlenin ruhu var yok, bunu tam anlayamadım. Bak şimdi şöyle anlatayım. İmam-ı Azam diye birisi var. Belki biliyorsundur. Biraz araştır. Tamam bilmiyorsan. Bunun yanına bir anne şeker hastası oğluyla geliyor. Diyor ki benim oğlum sürekli bal yiyor. Her gün bal yiyor. Kendisi hasta, şeker hastalığı var. Bir türlü ben ne kadar söylesem de bal yemeği bırakmıyor. Deyince İmam-ı Azam diyor ki 40 gün sonra gelin diyor. 40 gün sonra gelirseniz ben yardımcı olurum. 40 gün bekliyorlar. 40 gün sonra geliyor anne oğluyla. İmam-ı Azam çocuğun kulağına diyor ki oğlum bundan sonra bal yemeyeceksin tamam mı diyor. Tamam amca diyor. Ondan sonra çocuk bal yemeği bırakıyor. 1-2 hafta sonra annesi geliyor. Diyor ki efendim diyor biz diyor sizin yanınıza geldik ya son 2 hafta önce. O günden bu zamana çocuk bal yemiyor. Peki bizi niye 40 gün beklettiniz bu zamana kadar? Niye biz bekledik? Deyince diyor ki bak. Siz benim yanıma geldiğinizde bal yiyordum. Bal yediğinden dolayı yani bal kullanan birisi bundan sonra bal yeme dediği zaman cümlenin etkisi olmaz. Cümlenin ruhu olmaz. Etkisi olmayacağı için ben o gün bal yemeyi bıraktım ve 40 gün bal vücudumdan tamamen çıktıktan sonra cümlelerin ruhu güçlendi ve oğluna
bugünden sonra bal yemeyeceksin dediğimde etki yaptı. Dolayısıyla cümlemin etkisinin artması için 40 gün bekledim. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Zengin olmayan bir adam sana zenginlikle alakalı akıl veriyorsan şunu söyleyeyim. Onun verdiği o akıl sende etki yapmayacak. Sende fayda getirmeyecek. Çünkü cümlenin ruhu yok. Hayatında o anlattığı teknikleri hiç kullanmamış, uygulamamış. Uygulamayan bir insanın söylediği cümle etki yapmıyor değerli arkadaşlar. Çünkü ruhu yok. Onun dediklerini yaparsan ancak sonu hüsranla biter. Çünkü o sana aslında nasıl fakir olursun, nasıl mal mülkünü kaybedersin onu söylüyor bedeniyle. Cümleleriyle zengin olmayı anlatıyor ama cümlelerin etkisi olmadığı için aslında insan söyleneni değil gördüğünü yapıyor. Davranışları kopyalıyor. Çocuklarınız da öyle değil mi? Sizin söylediklerinizden daha fazla sizin davranışlarınızdan etkileniyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz. Şöyle düşün. Adam Fiat Punto kullanıyorsa sana Porsche'yi nasıl sürersin, nasıl alırsın diye akıl veriyorsa orada bir tutarsızlık var. Burada dikkat etmen gereken konu mentorunu iyi seç. Kimden tavsiye alıyorsun? Uygulayan mı yoksa sadece söyleyene mi odaklanıyorsun? Örneğin ben finansal konuda danışmanlığımı benden en az 10 kat daha zengin birisinden alırım sürekli. Benden 10 kat daha zengin olmalı ki bana faydası olsun. Yani sen şu anki senin maddi durumunda aynı düzeyde olmayan, yani senden daha az varlıklı bir insana finansal konuda fikir sorarsan o sadece senin nasıl fakirleşeceğini anlatır. Sana akıl verse de, sana zenginliği anlatsa da sana ters etki yapar. Dolayısıyla sen YouTube kanalını izlerken sana finansal konuda akıl veren, hani yaşam koçu olma hevesiyle içi yanan, kendini yaşam koçu diye adlandıran, sana finansal konuda yardım etmeye kalkışan insanları dikkate almayı bırak. Yani bu kişiler herkese basma kalıp kurallar söylüyorlar. Yani ezbere anlatıyorlar. Hocam o kişi ama bu konuda kitap yazdı. Tamam yazabilir, kitabı herkes yazabilir. Kopyala yapıştırma sistemiyle zaten çoğu o şekilde kitap yazdığından dolayı kitap yazmak o kadar önemli değil. Önemli olan onu uygulamak, gerçekleştirmek. Biraz önce İmam-ı Azam örneği gibi. Uygulamadan etkisi olmaz. Mercedes AMG veya Porsche sürmek istiyorsan Fiat Punto sürenden akıl almayacaksın. Şimdi gelelim önemli olan üçüncü adıma. Hedef belirle. Hedefine odaklan. At gözlüğü tak. Seninle alakası olmayan, seni hiç ilgilendirmeyen konulardan uzaklaş. Örneğin haberler gibi, diziler gibi, başkalarının hayatı gibi. Bunları bırak. Çünkü oraya harcayacağın enerjiyi hedefine harcarsın. Oraya tasarruf edersin, oraya kullanırsın. Hedeflerine odaklandığın zaman zaten başarırsın. Bugünden itibaren seninle alakası olmayan, seni hiç ilgilendirmeyen konulara odaklanmayacaksın. Yani zamanını mala yani harcamayacaksın. Boşa harcamayacaksın. Şimdi gelelim dördüncü kural. Harekete geç. Birinci basamağı öğrendin, ikinci basamağı öğrendin, üçüncü basamağı da öğrendin. Şimdi eyleme geçmen lazım. Yani niyet ettin, kafana koydun. Hemen harekete geçmen lazım. Hani şöyle düşün. Sen namaz kılmak istiyorsun. Niyet ettin, sonra elini kaldırıp tekbir getiriyorsun değil mi? Hemen harekete geçiyorsun. Yani şunu yapıyor musun? Namaz için niyet ettim. İyi, güzel, ben şimdi biraz dinleneyim diye oturuyor musun? Hayır, oturmuyorsun. Yani eyleme geçiyorsun, harekete geçiyorsun. Dolayısıyla harekete geçmek. Sen bu öğrendiklerini hemen uygulaman gerekiyor. Uygularsan o zaman refah düzeyini arttırıyorsun. O zaman hayatındaki bereketi arttırıyorsun. Harekete geçmeden evrene enerji göndererek olmuyor çünkü. Onlar sadece sana anlatılan masallar. Evrenden bir şey isteyenler sadece hava gazını alıyorlar. Çünkü doğru yer orası değil. Doğru adres evren değil. Doğru adres belli. Evrenden en az 18 bin tane yaratan
Rabbimizden isteyeceksin ve harekete geçeceksin. Harekete geçince zaten sen de harekete geçince öğrenilenleri uygulayarak sen de başarıyı yakalarsın. Refah düzeyini arttırırsın ve gerçek gönlü zengin, kalbi zengin, cüzdanı zengin, iyi insanlar gibi sen de zengin olduktan sonra hayırsever olursun. Bu zamana kadar binaları, medreseleri, hanları, hamamları, hastaneleri hep bu insanlar yaptı. Yani bu insanlar anlatıldığı gibi kötü değil. Bunu kafana koy. Kafandaki kilitleri açmaya başla. Kendin yapabildiğin kadar yap. Ama yapamıyorsan, tek başına olmuyorsa o zaman benimle iletişime girebilirsin. Benimle iletişime geçtiğinde senin kafandaki kilitlerin ne olduğunu, seni frenleyen ayak bağların ne olduğunu ve yeteneklerin ne olduğunu bularak sana adım adım uygulayabileceğin bir plan veririm. O planı uyguladığın zaman zaten sen de başarıyı yakalarsın, refah düzeyini arttırırsın. Şunu fark ettim, bizim programlarımıza katılan kişiler başarıyı, huzuru arttırmak için uğraşırken programımızda, asıl hedefimiz bu, refah düzeylerinin de arttığını fark ettik. Dolayısıyla o yüzden sana bunu anlatıyorum. O insanlar ilk geldiğinde aile huzurunu arttırmak istiyorlardı. Onlar iş hayatındaki başarıyı arttırmak istiyorlardı veya hayatındaki başarıyı arttırmak istiyordu. Onu fark ettim. Ama onlara verdiğim programı uygularken, planı uygularken onların zenginleştiğini, refah düzeyinin arttığını, ev, mal, mülk sahibi olduğunu fark ettim. Onları zaten Instagram'daki paylaşımlarımızda görebilirsiniz. Dolayısıyla onlardaki bu değişimi fark ettiğim için bu konuyu anlatıyorum. Kimse bir şey bedava vermeyecek. Sen harekete geçmen gerekiyor. Yani düşünerek, enerji göndererek, oturarak, harekete geçmeyerek zengin olamıyorsun. Refah düzeyin öyle artmıyor. Harekete geçmen lazım. Harekete geçmeden olmuyor. Şimdi eğer biraz önce dediğim gibi sen de kilitleri bulabildiğin kadar bulmaya çalış. Eğer bulamıyorsan benimle iletişime geç. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.